Ukrayna'ya assa bir yanda Dışişleri Bakanı'nın ölümü, diğer yanda ise devam eden çatışmalar, bölgeden gelen görüntüler savaşın soğuk yüzünü bir kez daha gösterdi. Öte yandan Rusya bombardımanı sürdürüyor. O anları görüntüleyen basın mensupları da ölümün kıyısından döndü. Ukrayna yasta. İçişleri Bakanı ile birlikte 15 kişinin öldüğü kaza ülkeyi şoke etti. Kazanın nedeni hala belli değil. Sis ve pilotaj hatası öne çıksa da komplo teorileri de eksik olmuyor. Ukraynalıların canını en çok yakan iddia, helikopterin ordu tarafından yapılan tatbikat sırasında isabet aldığı. Ancak Kiev yönetimi bölgede dün öyle bir tatbikat olmadığını açıkladı. Zelenski, İçişleri Bakanı'nı ve kurmaylarını kaybettiği kazanın ardından Davos'ta konuştu. Savaş zamanlarında kaza diye bir şey yoktur dedi. Ukrayna lideri ayrıca savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Daha hızlı bitirmemize yardımcı olun diyerek dünyaya seslendi. Ukrayna savaşı bitirmek için elinden geleni yapıyor ama çatışmaların da ardı arkası kesilmiyor. El Cezire televizyonundan haberciler çatışmaları kaydetmek için kente girdi. Ancak durmak bilmeyen bombardımanlar sırasında az kalsın ölüyorlardı. Ekip son anda bir binaya sığınarak kurtuldu. Neyse ki bulundukları mevki bombalanmadı. Bahmut bölgesinde direnen Ukrayna birlikleri de sıcak anları böyle görüntüledi. Ormanlık alanda her yana yayılan cansız bedenler savaşın ne kadar çetin geçtiğini bir kez daha ortaya koydu. Savaşın en stratejik ve kritik noktalarından Soledar kasabası da Rus kontrolü altında. Ama Ukrayna da vazgeçmiş değil. Ukrayna dronları bölgede tespit ettiği cephanelikleri birbiri ardına imha ediyor. Rusya görüntülere rağmen iddiaları reddediyor. Moskova hava savunma sistemlerinin 60'tan fazla drone'u imha ettiğini öne sürdü. Rus mahkumları ölüm tehdidiyle cepheye süren Dala asker ordusu Wagner, Putin'in verdiği sözü tuttu. Wagner'in lideri Prigozhin, savaşa katılan bir grup mahkumu serbest bıraktığı anların görüntülerini yayınladı. Yeniden orduya katılmakta ya da gitmekte özgür olduklarını söyleyerek propaganda yaptı. Kiev yönetimine tank göndermekte isteksiz davranan Almanya, dünyayı ters köşeye yatırdı. Tamam dedi ama ön koşul sundu. Amerika'nın da aynısını yapması halinde Kiev yönetimine yardım kararı aldı. Alman Leopard 2 tankları Ukrayna için çok önemli. Çünkü dünyada en iyi performans gösteren modellerden biri. Ayrıca yedek parça ve mühimmat da kolayca temin edilebiliyor. Alman Başbakan Scholz da Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya'nın kaybetmesi gerektiğini söyledi. Baskılara boyun eğen Berlin, Leopard 2 tipi tankları yine de önümüzdeki yıldan önce gönderemeyecek. Savaş, Avustralya açık tenis turnuvasını da etkiledi. Karşılaşma sırasında iki seyirci Ukrayna bayrağı açtı, Rus tenisçi Andrei Rublev tepki gösterdi. Rus tenisçi hemen ardından bir açıklama yaptı. Bayrağı değil, Ukraynalıların kendine ettiği hakaretlere tepki gösterdiğini söyledi.